Çok değerli konuklar, kıymetli Güngören Belediye Başkanı Dayımız Pelin Başkan, kıymetli ilçe başkanım, İstanbul İl Teşkilatımızın çok kıymetli yöneticileri, çok kıymetli federasyon başkanlarımız, çok kıymetli oda birlik başkanlarımız, çok kıymetli muhtarlarımız, muhtar adaylarımız, varsa basınımızın kıymetli mensupları ve değerli konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bir seçim arifesindeyiz yine. Çok kısa bir süre önce genel seçimleri hep beraber tamamladık. Ve arzu ettiğimiz netice, ben muhalefet adına konuşuyorum, 14 Mayıs ve akabinde 28 Mayıs genel seçimlerinde arzu ettiğimiz neticeyi almadık. Arzu ettiğimiz neticeyi almadık derken kastım şudur: biz bugünkü mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu haliyle, bu şekliyle memleketimize bir fayda getireceğine inanmayan bir siyasi partiyiz. Bunu kişilerden bağımsız söylüyorum. Yani benim partimin genel başkanı Meral Akşener dahi bugün bu andaki yapıyla, şu sistemle Cumhurbaşkanı olsa gene bu ülkeye bir fayda, bir hayır gelmez. Ben olsam, içinizden herhangi biri olsa, bu mevcut yapıyla, bu mevcut sistemle bu ülkenin arzu edilen noktaya ulaşacağına inanmıyoruz. Onun için de 14 Mayıs'ta muhalif olarak, muhalefet olarak bir mücadele verdik. Dediğim gibi kişileri düşmanlaştırmadan, kimseye de hakaret etmeden bir siyasi çalışmanın içerisinde olduk. Bundan sonra da bu yapının içerisinde olacağız. İYİ Parti'nin kuruluş amacı da zaten mevcut yapıya, mevcut sistemin değişmesi gerektiğine inanan bir avuç inanmış insanın bir araya gelerek kurduğu bir yapıydı. Ben bugün bazı sorulara da, belki kafanızda olan bazı sorulara da cevap verebilmek adına birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kurulma aşamasında biliyorsunuz partimiz 81 il, birçok ilçede teşkilatlarını kurdu. O dönem ben 2017 yılı sonları, 2018 başı Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçim kararı alındıktan sonra bir haber geldi bize. Dediler ki Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti'nin 2018 Nisan ayında yapılacak seçimlere katılmasını engelleme kararı alma ihtimali çok yüksek. Biz de dedik ki böyle bir kararı alamaz Yüksek Seçim Kurulu, çünkü biz 81 il teşkilatımızı, ilçe teşkilatlarımızı hepsini kurmuşuz. Ama öyle ya, yani seçim iptal edildi bu ülkede. Daha o zaman böyle bir şey yaşamamıştık. Ve böyle bir risk olduğunu gördük. Böyle bir risk olduğunu görünce o zaman Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekilini İYİ Parti'ye gönderdi ki seçimlere girmemiz hukuksuz ve gayri kanuni bir şekilde engellenmez. Ki talebi yapan da genel başkanımızdı. Bu konuda da defalarca teşekkür etti. 15 milletvekili geldi ve biz seçimlere katılma hakkını elde ettik. Daha sonra da 15 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Sonra Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. Biz de bu karar verilince bilginin ya doğru olmadığını ya da bu hamleden sonra değiştiğini anladık. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu dedi ki İYİ Parti seçimlere girebilir. Yani 15 milletvekilini almasaydık da belki girecektik. Bunu bilemeyiz. Ya da 15 milletvekilini aldık, oyun bozulduğu için bu karar çıktı. Velhasıl kelam 2018 seçimlerine girdik. O günde bir birliktelik yoktu. İYİ Parti bir ittifak yaptı ama her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarttı. Mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi partileri ittifak neredeyse mecbur bırakıyor. Bunun getirdiği mecburiyetlerden dolayı da bu ittifaklar gerçekleşti. 2018'de arzu edilen netice alınmadı. 2018'de belediye seçimlerinde de bir ittifak yapma kararı aldık. Gene öneri bizden gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'nin birçok ilinde bir ittifak yapıldı. Ve olumlu da netice alındı. Morali bozuk muhalif seçmenin morali tekrar düzeltildi. Ankara'da, İstanbul'da
yıllardır alınamayan belediyeler alındı. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı anayasayı tek başına değiştirebilecek milletvekilini de çıkaramadı. Bunların hepsi İYİ Parti'nin kuruluşuyla ve varlığıyla gerçekleşti. Lafı çok uzatmayayım. Daha sonra 2023 seçimlerine geldik. 2023 seçimlerinde de biliyorsunuz zorlu bir seçim oldu. Biz İYİ Parti olarak kazanacak aday diye tanımladığımız ve o yönde de bir talep ilettiğimiz konuda arzu ettiğimiz neticeyi alamadık. İşte masadan oturuldu, masaya kalkıldı. Sıkıntılı bir dönem geçirildi. Ve maalesef muhalefet olarak arzu ettiğimiz netice alınamadı. Biz İYİ Parti olarak meclise yine %9.7 yani 40 milletvekili grup kuracak vekil sayısını elde ederek meclise girdik. Türkiye'de siyasi parti kurmak zordur. Türkiye'de siyasi parti kurduktan sonra muvaffak olup ayakta kalmak da zordur. Bunun örneklerini gördük. Son 30 yıldır Türkiye'de kuruluş evresini tamamlamış ve başarılı olmuş. Hele de İYİ Parti gibi tek başına mecliste grup kuracaksa elde edilmiş başka bir siyasi parti yok. Bu elbette ki bir bedel ödemeyi de getiriyor beraberinde. Çok zor. Belediyemiz yok. Belediye imkanlarından faydalanacak durumunuz yok. İktidar mensubu değilsiniz. İktidar gücünden faydalanacak bir imkanınız da yok. Sahip olduğunuz tek şey var. Elinizdeki bir avuç inanmış insan. 2017 yılından beri kurulmuş, almış olduğu oy oranını muhafaza etmiş ve mecliste grubu olan, muhalefet eden, hiçbir imkanı olmamasına rağmen ayakta kalan tek partidir İYİ Parti. Ve bugün bir karar aldık biz. Ki bu kararı alırken, bu kararın alınmasında etkisi olan insanlardan biriyim. Hür ve müstakil olarak biz seçimlere gidelim dedik. Çünkü tek odak noktamız vardı, tek amacımız vardı. Hep aldığımız bütün kararlarda Türkiye'nin daha iyi bir geleceğe, daha iyi bir yapıya, daha iyi bir sisteme kavuşması. 2019 yerel seçimlerinde hiçbir şekilde partiyi ülkenin önüne koymadık. Bir tane bile İstanbul'da ilçe belediyemiz yoktur. Ankara'da ilçe belediyemiz yoktur. Antalya'da yoktur, Mersin'de yoktur. Yani o konuşmalar, o pazarlıklar olduğunda o ittifak bozulmasın diye özveriyle hareket ettik. Sonra 2023 seçimlerindeki en büyük arzumuz oldu. O seçimleri almaktı. Fakat bütün çabamıza rağmen ki bana göre de iktidarın en zayıf, yani ekonomik olarak Türkiye'nin en sıkıntılı olduğu bir dönemde biz maalesef genel seçimleri kaybettik, olmadı. Teşkilat başkanı olarak atandıktan sonra 81 il teşkilatımızı tek tek gezdim ve gördüğüm manzara şuydu. Teşkilatlarımız artık 2017'de nasıl kurulduysak kuruluş ayarlarına geri dönen ve tek başına hür ve müstakil hareket eden bir İYİ Parti'yi, partinin bu yolda ilerlemesini isteyen bir talep vardı. Ve gördüğüm bir başka durum da şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptığımız ve Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının belediye kazandığı hiçbir ilde maalesef İYİ Parti'nin teşkilatları derli toplu olamamış. İşte Mersin'de kimse belediye başkanı teşkilatlarımızın bir kısmı partiden çok belediye başkanı dinler olmuş. Adana'da partimizin teşkilatları partisinden çok Adana Belediye Başkanı dinler olmuş. Ankara'da mansurcular çıkmış. Öteki tarafta İstanbul'da da kendi partisini değil de belediyeyi daha çok dinleyen kulaklara arkadaşlarımız olmuş. Burada bizim eksikliklerimiz var mıdır? Vardır. Ama bu bize şunu da gösterdi. Bu ittifaklarla İYİ Parti'nin kurumsal olarak ayakta kalması ve kendisini doğru anlatabilmesi, varlığını muhafaza etmesi de çok zor ve hatta imkansız hale gelmiş. Dolayısıyla hür ve müstakil olarak hareket etmemiz gerektiği konusunda
partimiz karar alırken bu kararın alınmasında da en fazla çaba gösterenlerden bir tanesiydi. Sonra geldik 31 Mart 2024'e. Birçok il ve ilçede adaylarımızı belirledik. İstanbul'la ilgili de bir aday belirleme süreci yaşadık. Çok kıymetli, birbirinden kıymetli elimizde 3 isim vardı. Her 3 isim de İstanbul'da teşkilatlarımız tarafından duyuldu, değerlendirildi. Fakat benim 5 yıl il başkanlığı yapmam, İstanbul'la ilgili bu 5 yıllık süre içerisinde çok ciddi projeler yapmış olmamız, ki bunlardan bir tanesi Anlat İstanbul'du, bir diğeri İki Yaka İstanbul'du, şimdi il başkanlığımızın yürüttüğü Bizim İstanbul isimli projeler var. Bu projeler şuydu: hiçbir şekilde bir siyasetin usulü tartışmalarına girmeden, hemen işte birileri seçime kazanırsa şeriatçılar sokakları dolduracak, ya da birileri seçimi kazanırsa PKK'lılar su sayaçlarını okuyacak gibi, bana göre sahtekarca yalan olan, seçmeni kandıran bu söylemlere hiç bakmadan biz milletimizi dinledik ve 5 yıl İstanbul'un sorunlarını takip ettik ve bunları da bugün hala belediye başkanı olan Sayın İmamoğlu'na da dostu olarak teslim etmişizdir. Yani mahalle mahalle, sokak sokak gördüğümüz bütün problemleri. Şimdi 5 yıl il başkanlığı yapmış, İstanbul'da bu problemleri uzun uzadıya çalışmış ve teşkilatlarımız, ki Allah onlardan razı olsun, onların da yoğun talepleri sonucunda ben genel başkanımıza önce görev bana verilirse giderim. Fakat bir müddet sonra da genel başkanım. Kimseye biz muhtaç değiliz, ben talim diyorum. Ve genel başkanımıza geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim adımı zikretti ve o tarihten beri de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilçe ilçe geziyoruz. Sizler gibi kıymetli seçmenimize, milletimize, federasyon başkanlarımıza, muhtarlarımıza partimizin politikalarını anlatıyoruz. Bana diyorlar ki, ya nasıl olacak? Yani siz 2019'da Sayın İmamoğlu'yla beraber bir seçim kazandınız. Ondan sonraki süreçte de kendisine destek oldunuz. Evet, doğrudur. Ben o gün il başkanıydım. Partimde bir karar almıştı. O gün Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden beri oldu. Başka bir isim olsaydı ben bu partinin mensubu olarak kendi üstüme düşeni yapardım. Biz kişiler için değil, ülkemiz için siyaset yaptık. O günün şartlarında da ittifakın bir parçası olarak elimizden geleni yaptık. Bugün de bir karar aldım. Şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur diyorlar. Yahu biz ayrı bir siyasi partiyiz arkadaş. Biz elbette ki kendi kararımızı veririz. Bugün de ayrı aday çıkartma kararı alırız. Bundan daha doğal, bundan daha meşru bir şey olamaz. Bunu farklı yorumlayanlar oluyor. Farklı yorumlanacak hiçbir şey yok. Eğer şu doğalsa, yani siz Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız genel başkanı ilk kongrede gene genel başkan yapmak için uğraşmıyor, hatta onu değil de başkasını genel başkan yapmaya uğraşıyorsanız, buna hakkınız varsa ve bunu herkes doğal ve meşru kabul ediyorsa, bizim İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkartmamız bundan çok daha meşru, çok daha doğal ve çok daha anlaşılabilirdir. Çünkü biz hür ve müstakil bir partiyiz. Dolayısıyla bu tartışmaları ben anlamsız buluyorum. Efendim işte İmamoğlu'na karşı, hayır efendim biz Ekrem Bey'e karşı değil. Bugün aday olan Sayın Murat Kurum'a da, Sayın Ekrem İmamoğlu'na da hepimiz birbirimize rakibiz. İşte 8'i bir falanca tek. Bunlar bu siyasi atmosferde algı yaratmak, vatandaşımızın zihnini bulandırmak için çıkarılmış sözler. Bir şey fark ettim, muhalefette mücadele ederken iktidar yanlısı kanalları görüyorsunuz, çok yanlı haber yapıyorlar. Arkadaşlar maalesef her iki tarafta da birbirine benzeyen bağnaz ve tırnak içinde söylüyorum yobaz kurumlar var. Mesela
A haberi yaptıklarıyla bugün mesela Halk TV'nin bizim aday olmamıza karşı yaptıkları arasında hiçbir fark yok. 24 saat yanımızda gezip harika sağ ziyaretleri yaptık. Vatandaşlarımızdan ilgi gördük, teveccüh gördük, takdir gördük. O günün sonunda verilen tek bir haber vardı. O da şu, Ayasofya'nın önündeydik. Belki 300-400 vatandaşla temas ettik. Tek bir vatandaşımız bir sende bulundu. Dedi ki ya dedi, niye bozdunuz? Keşke dedi gene 2019'daki beraberliği devam ettirseydiniz. Ben de dedim ki ya kıymetli seçmenimiz, kıymetli hemşehrimiz, karar sizin. Sadece burayı verdi. Ve bunun gibi daha birçok yanlı haber yapıldığını görüyoruz. Onun için biz Türkiye'yi hem bu iki kutup arasına sıkışmış siyasi yapıdan hem de medyanın bile kutuplaştığı bu ortamdan Allah'ın izniyle kurtaracağız. Bütün karar verirken ki ana motivasyonumuz odur. Türkiye'yi bu suni tartışmalardan da kurtaracağız. Milleti, vatandaşı, seçmeni odağına alan bir yaklaşımla, bir anlayışla hareket edeceğiz. İstanbul'un hiç değişmeyen üç ana problemi var. Bir, bitmedi bu. 5 yıl önce de sokakta bunları duyuyorduk, 10 yıl önce de. Trafik ve otopark problemi. İki, düzensiz göç. Ülkemizde bundan geçici koruma kapsamında özellikle Suriye'den gelen sığınmacılarla ilgili çok ciddi şikayetler duyuyoruz, görüyoruz. Bunlar İstanbul'un kronikleşmiş ve bir türlü çözülemeyen problemler. Deprem ve kentsel dönüşüm ki bugün toz koparana gittik. Oradaki sıkıntıları da dinledik. Ya 7800 daire tamamı kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, evleri yıkılmış. Doğrudur, İstanbul deprem riski olan bir şehirdir. Elbette ki devlet vatandaşının canını muhafaza edecektir. Ancak vatandaşın tek bir ricası var, talebi var. O kadar doğal ki insan hakları. Dedim ki ne istiyorsunuz? Yani sıkıntınız nedir? Toz koparandaki mağdur vatanda şunu söylüyor. Diyor ki bir, evlerimizi kentsel dönüşüm kapsamına soktular, yıktılar. Ne zaman bize yeni ev vereceğini bilmiyor. Yani kimsenin bir bilgi verdiği yok. 18 ay mı, 36 ay mı, 24 ay mı? 2-3 bin lira bir kira yardımı, işte 5 bin küsura çıkmış. Tek tek sordum. 5-6 tane mağdur vatandaş vardı. Ne yapıyorsunuz dedi. Ev kiraladık dediler. Kaça kiraladınız? En ucuz, en düşük ev kiralayanın söylediği rakam 16 bin. Yani evi alınmış, kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılmış. Evine ne zaman teslim edileceği belli değil. Buna karşılık devletin vermiş olduğu kira yardımı ancak ödediği kiranın 1/3'ünü karşılıyor. Yani 15-16 bin liraya ev kiralamış, 5 binini devlet ödüyor, 10 binin her ay cebinden çıkıyor. Kaç ay bu şekilde gidecek onu da bilmiyor. 55 metrekareye kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmış. Bir başka gene bilmediği konu kaç metrekare tekrar kendisine verilecek ve üstüne de bir fark ödeyecek mi? Cebinden ilave bir ücret ödemesi gerekiyor mu? Ödeyecekse de bu ne kadar? Şimdi empati yaptım. Dedim ki ya benim evim olsa devlet gelse senin evin depreme karşı riskli biz bu evi yıkıyoruz desem. Herhalde o vatandaşların bana sorduğu soruların hepsini ben de sorarım. Peki ben nerede yaşayacağım? Benim kiramı kim karşılayacak? Evimi yıktınız, ne zaman geri vereceksiniz? Peki ben cebimden ilave bir para vereceğim. Ve bu vatandaşlar yıllardır, aylardır bu soruların cevabını alamamışlar. Güngören Belediyesi'yle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 7800 daire, hadi üçer kişi değil, 20 bin üstünde insanımız bu şekilde sorusuna cevap bulmaya çalışıyorlar. Hakkını da teslim edelim. İşte geçtiğimiz günlerde bir 200-240 dairenin kurası çekilmiş. Bunlar da teslim edilmiş. Biz de yalan üzerine
sahtekarlık üzerine siyaset olmayacak. Olanı olduğu gibi anlatmakla mükellefiz. Dairelerin çok az bir kısmı teslim edilmiş. Bunların şeffafça yürütülmesi lazım. Bir başka grup vatandaşımız da şundan mağdur, yine toz koparanda. Evleri yıkılmamış. Fakat yarın bir gün onlara da gelinecek. Evlerini satmak istiyorlar, satamıyorlar. Kim alır ki? Yani evin ne olacağını bilmiyor ev sahibi. Kendi evinin de her an yıkılma ihtimali olduğu için evini satmak istiyor. Satamıyor zaten, evinin fiyatına da gerçek değerini asla bulamıyor. Bunlar kentsel dönüşüm ve İstanbul'daki deprem riskiyle ilgili hiç bitmeyen problemler. Bakın bu problemlerin birçoğu belediye ile bakanlık arasındaki uyumla çözülebilecek problemler. Eğer İstanbul halen 500 bin depreme karşı riski olan bina problemiyle karşı karşıyasa, bunun bakın iki ana temel sebebi bu iki kutbun oturup bu işi çözmekte gerekli özveriyi göstermemesidir. Hiçbir İstanbul'un canı bu iki tarafın kavgasından daha ucuz değil. Allah esirgesin, yarın bir gün bir deprem olduğunda o binaların, o enkazın altında kalacak sizlerin, bizlerin, yakınlarımızın canı bu iki kutuplu kavganın çok üstünde. O kadar büyük bir problem ki bu. Ancak belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bir araya gelip bu işi çözebilir. Ama gördüğünüz son 5 yılda suni problemlerle maalesef birbirlerini yediler ve birçok problem de çözülmedi. İstanbul'da metroların bile isimleri farklı biliyorsunuz. Belediyenin yaptığı metrolar M, ki doğrusu odur. Metro M'dir. Ama Ulaştırma Bakanlığı tuttu dedi ki benim yaptığım metrolara ben başka ad koyacağım. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir abukluk var. Belediyenin yaptığı metrolar M, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolar U. Daha metro adında bir araya gelemeyen bu iki kutup İstanbul'daki 500 bin konutu bir araya gelecek, riskini bertaraf edecek, düzeltecek ve vatandaşlarımızı deprem riskinden kurtaracak. Ben hadi oradan diyorum, daha burada anlaşamayan bu iki yapının bu problemleri çözebilme imkanı, ihtimali artık kalmamıştır. Türkiye'nin üçüncü bir yola, insanı merkezine alan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip, herkese eşit vatandaş kabul eden ve bu suni tartışmalardan uzak bir yaklaşıma ihtiyacı var. Eğer aynı şeyleri denerseniz farklı sonuçlar alamazsınız. Bu seçim o seçimdir. Aynı neticeleri, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları almayı beklemeyin. Gene aynı sonuç çıkarsa Türkiye bir 20 yıl daha, 25 yıl daha bu şekilde devam eder. Hiçbir şey değişmez. Bizim almış olduğumuz kararın altında bu var. Bütüncül yaklaşım göstermek zorundayız. Uyuşturucu, yani İstanbul'da dinlediğimiz birçok problemin bir kısmı yerelle alakalı, bir kısmı genelle alakalı, sığınmacılar, genel politikayla alakalı. Bakın uyuşturucuyla alakalı problemin ana kaynağını ben size söyleyeyim, o da şudur. Emniyet güçlerimiz elinden geldiği kadar mücadele ediyor ama bitmiyor, ne hikmetse büyüyor. Niye büyüyor biliyor musunuz? Şu soruyu soruyor musunuz kendinize? Niye sürekli bu ülkede, özellikle son dönemde uyuşturucu ticareti çok arttı? İlkokulların önüne kadar uyuşturucu tacirleri indi. Bakın en büyük sebebi şu. İçişleri Bakanlığımızdaki polisimizin zafiyeti değil. En büyük sıkıntı, ana sıkıntı, 3 yılda bir devletin çıkartmış olduğu, hükümetin çıkartmış olduğu vergi af. Diyor ki hükümet, getir kardeşim paranı. Getir, hesap sormayacağım. Türkiye bir kara para cenneti oldu. Mesela 3 ayda bir dünyadaki en büyük suç örgütlerinin liderleri yakalanıyor. Bununla da gurur duyuluyor. Mesela Gürcistan'ın mafya lideri Türkiye'de. Sırbistan'ın mafya lideri de Türkiye'den çıkıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu vergi aflarından dolayı kara parasını getiriyor. Kara parayı getiren kara adam durur mu? Kara parayı, kirli parayı getiren kara adam, kirli adam da geliyor Türkiye'ye. Ve getirdiği o parayla
dışarıda yapmış olduğu uyuşturucu ticaretini Türkiye'de yapmaya başlıyor. Onun için Türkiye'de sürekli okulların önünde uyuşturucusu, uyuşturucu satıcısı tacirler var. Eğer siz emniyet olarak her türlü tedbiri alır, okullarda eğitimi verir ama ekonominin sıkıntısından dolayı Türkiye'yi kara para cenneti haline getirseniz uyuşturucu problemini çözemezsiniz. Eğer siz depremle ilgili binaları güçlendirseniz de Allah esirgesin yarın bir gün bir deprem olduğunda trafik otopark problemini çözemediğiniz için Allah aşkına çıkın şu Güngören'e bakın. Sokakların tamamı iki şerit otopark. Yani bir yangın olduğunda, bir enkaz olduğunda oraya ambulansın, itfaiye aracının girmesi mümkün değil. Bırakın onları, kendi yeğeninize bile ulaşamazsınız. İstediğiniz kadar da trafik ve otopark problemini çözmediğiniz zaman bu işin altından kalkmanız da mümkün değil. Dolayısıyla bütüncül çözümlerle ancak bunlar çözülebilir. Biz bu konuda iddialıyız. Son söz. Ben Uğra Kavuncu. İnsan kendisini hatta zorlanır. Benim siyasette en çok zorlandığım alan da budur. Kendinizi anlatmak bazen sıkıntı verir. Çekinirsiniz, utanırsınız ama siyasette hiç alttan almaya gelmiyor. Kendinizi anlatmanız lazım çünkü ürün sizsiniz. Yani seçmen sizi satın alacak. Dolayısıyla iki kelamla kendimle ilgili cümle kurayım, ondan sonra da sizlere teşekkür edeyim. 1973 Ankara doğumluyum. İlkokul, ortaokul, liseyi Ankara'da devlet okullarında okudum. Çizmeci İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Atatürk Lisesi ki o zaman devlet okulları devlet okuluydu. Adnan Kahveci benim okuduğum liseden mezunmuş. Maalesef bugün bu devlet okulları kalmadı. Hani bunları söylemek belki hoş değil ama benim mesela ilkokul, ortaokul, lise devlet okullarında okurken ekonomik olarak aileme maliyetim bugün özel okula gönderdiğim bir evladımın 2 yıllık okul masrafının bile 11 yıllık masrafım altındadır. Allah fakire fukaraya güç kuvvet versin. Bunları kaybetti Türkiye. Daha sonra yurt dışına çıktım, üniversiteyi bitirdikten sonra girişimciyim. Kendi üretim tesisimizi kurduk. Çok güzel bir marka yarattık. Bunu bir uluslararası firma talip oldu, satın aldı. Çok uzun yıllar dünyanın en büyük uluslararası şirketlerinde yöneticilik yaptım. İsviçre'de 3 yıl çalıştım. Doğu blok ülkelerinde 12 yılım geçti. Rusçam çok iyidir, İngilizcem çok iyidir. 2011 yılından 2018 yılına kadar da dünyanın en büyük kimya şirketlerinden birinde Türkiye genel müdürlüğü yaptım. 7 üretim tesisi, 3000 üzerinde çalışanı olan bir kurumdu. Yıllık 1 milyar euro bütçesi olan, yani bugünün Türk lirasına çevirecek olursanız 300 milyar TL'lik bir yapıydı. Bunu yönettim. 2018 yılında da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in davetiyle, tabii benim de talebimle, arzumla, isteğimle İYİ Parti'ye katıldım. 6 yıldır da ülkem için, memleketim için siyaseti bir araç olarak görüp hizmet etmeye çalışıyorum. İstanbul'u en iyi, mevcut adaylar içinde en iyi şekilde yönetecek kişi olduğuma inanıyorum. Hem bilgi birikimim, hem İstanbul'un sokak sokak, mahalle mahalle sahip olduğu problemlere olan tecrübelerimiz, bununla alakalı bilgi birikimimizden dolayı harika da bir ekibimiz var. İstanbul iyi bir yönetici ister. İstanbul çok iyi yönetebilen, yöneticilik kabiliyetleri yüksek bir kişi arar. Doğru profil budur. O profil benim. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da desteğinizi, oylarınızı istiyorum diyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sorudan kaçmam, kaçmadım. Çünkü soru aynı zamanda eleştiri bizler için çok kıymetlidir. Çünkü insanız, beşeriz, şaşarız. Gördüğümüz eksikler,
eksiklerimiz olur, hatalarımız olur. Bunları aydınlatacak olan sizlersiniz. Onun için istediğiniz yorum, fikir, eleştiri, görüş benim için çok kıymetli. O konuda da rahat olun. Hatta böyle saatlerce vaktimiz yok. Ama bir yarım saat daha buradayım. Soracağınız her türlü soruyu da büyük bir saygıyla, keyifle cevap veririm. Çok teşekkür ediyorum.